Bildiğiniz üzere zaten 25 Ramazan'da Eşgelci Kudüsleri Şehcerrah Mahallesi'ndeki Kudüsler çıkartmaya çalıştılar. Aynı zamanda başaramadılar elhamdülillah. 28 Ramazan'da 2000 Yahudi yerleşmeci Mescid-i Aksa'ya saldırmaya çalıştı. O da olmadı. Niye? Çünkü hem Kudüs'teki Kudüs kardeşler çok güzel mücadele ettiler. Aynı zamanda Gazze'deki direniş zaten tehdit ettiler Siyonist Kudüslere. Eğer Mescid-i Aksa'ya saldırıyorsanız ya da Şeyh Cerrah mahallesindeki Kudüslüler çıkartacaksanız müdahale edeceğiz. Ondan sonra güzel bir elhamdülillah yerleşmeciler hem Mescid-i Aksa'ya saldıramadılar hem Şehcerrah mahallesindeki Kuduslular çıkarmadılar. Aynı zamanda Gazze'ye saldırdılar. 11 güne kadar bu devam etti bu saldırı. Tabii bildiğiniz üzere 253 şehidimiz var. Arasında yani arasında 40 çocuk var. 66 çocuk var ve 40 kadın var. Ama aynı zamanda işgalci biz elhamdülillah güzel bir zafer kazandık. Filistin halkı olarak güzel bir zafer kazandık. Tabii bu kazandıktan sonra işgalciler bu dünyada büyük bir hezimet aldılar. Bu hezimet karşısında bazı insanlar tutukladı, yakaladı, saldırmaya çalıştı. Mescid-i Aksa bir 10 kişi falan yerleşmeciler. Bu itibar için ama elhamdülillah bundan sonra büyük saldırma olmayacak. Kudüs'ten Kudüslü arkadaşlar hiç çıkarmayacaklar. Artık korkak var. Korkuyorlar. İnşallah Rabbil Alemin bu zafer kesinlikle devam edecek. Aslında ben hep diyorum bu zafer yani çok yaklaşıyor. Çok çok yaklaşıyor. Ama biz ne kadar çalışıyorsak zafer daha yaklaşıyor. Filistin'deki Filistinliler inşallah Rabbil Alemin bu mücadele devam edecekler. Şehitlerimiz var. Şehitlerimiz cennette Allah izniyle ama tabii ki özgür Filistin için, özgür Kudüs için biz can veriyoruz, kan veriyoruz ama en önemli olan bu hepsini kurtuluş ve özgür için bu çok önemli bir şey. Tabii maalesef bu dünyada zalim dünya hep Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Birliği vesaire hep işgalci arkasında duruyor. Ama biz elhamdülillah Filistin'de mücahitler var, sağlam insanlar var, güzel direniş var. Bunlar teslim olmayacaklar. Tabii geçen haftada ateşkesi oldu. Bu da çok önemli. İşgalci İsrail yani anlaşmadan ateşkes kesti. Bir anlaşma yok işgalci İsrail ve direniş arasında. O yüzden hala bazı saldırılar yapıyor. Bazı Filistinliler özellikle Kudüs'te ve Batı Şeria'da deki Filistinliler yakalıyorlar, tutuklanıyorlar, gözaltıyorlar. Ama bu normal bir şey. Direniş tabii her zaman hazır, iyi bakıyor. Tabii bu işgalci İsrail çünkü yeniledi. Bu dünyada bu hep yani itibarı çok düştü bu dünyada. O yüzden bu saldırılar ve bazı yani tutuklamalar falan bu sadece itibar için, itibar göstermek için bu dünyada.
Ama eski durum eski gibi o olmayacak. Çünkü dediğim gibi artık büyük saldırı, Mescid-i Aksa büyük baskını hiç olmayacak. Hiçbir Filistinli Kudüs'ten ihraç edilmeyecek. Hep Filistin'de kalacaklar, Kudüs'te kalacaklar, devam edecekler. Mücadele devam. Mavi Marmara yıl dönümü şimdi yaşıyoruz. Bu çok önemli bir olay. Özellikle sadece yani Gazze halkı değil, bütün Filistin davası için çok önemli bir olay, çok önemli bir hatıra. Ben zaten Gazze'liyim. O zamanda Mavi Marmara gemisi Gazze sahili gelirken biz Gazze sahilinde bekliyorduk. Ben Gazze halkıyla bekliyorduk. Çünkü bir umut geliyor bize. Umut verdi. Tabi Gazze'de beklediğimiz zaman işgalci güçleri Mavi Marmara gemisine saldırdı. Çok güzel 10 şehidimiz vardı Türkiye halkından. Bu şehitler kanı Gazze denizinde kandı. Allah rahmet eylesin. Biz Gazze'de hala bu şehitler resimleri Gazze'de her yerde var. Anıt da var Gazze'de bunlar için. Biz tabi işgalci güçleri Türkiye halkından arkadaşlar, kardeşler katlettiği gibi Filistinliler katlediyor. Zalimler her zaman, her yerde aynıdır. Biz hep yani yeni bir Mavi Marmara bekliyoruz. Yeni bir Mavi Marmara bekliyoruz inşallah. Türkiye'den yeni Mavi Marmara Gazze'ye gidecek. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bu işgalciler gerçek resmi, gerçek algısı bütün dünyaya gösteriyor. Bu Mavi Marmara gösterdi zaten. Sivil insanlar Gazze'ye abluka kaldırmak için geldiler. Silah yoktu, bir hiçbir şey yoktu. Bunlara rağmen işgal güçleri saldırıp katlettiler. Çok üzüldük o zaman da biz beklerken. Çok üzüldük. Çok çok üzüldük. Yemek, gezme, her şey hazırladık. Türkiye'den gelen kardeşler. Ama bunlar cennette ziyafet, güzel ziyafet almışlar. Allah rahmet eylesin. Dünyadaki 2 milyar Müslümanlara söylüyorum. Kudüs sadece Filistinlilere ait değil, bütün ümmete aittir. Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi, ikinci mescid, üçüncü harem. O yüzden yani Mescid-i Aksa bırakmayın, sessiz kalmayın, ayakta kalın. Mescid-i Aksa ve Kudüs size bekliyor. Ona yardım edin. Ona destekleyin. Size çok ihtiyacı var. Kudüs'teki Kudüslüler hep size bekliyor. Sizden gurur duyurlar. O yüzden Mescid-i Aksa'yı Kudüs'e genelde yalnız bırakmayın. Ona arkasında, yanında olun.